Yemin ediyorum bıktım ya. Sürekli biri arıyor sürekli. Arama. Arama. Beni arama. Abi görmüyor musunuz? Bak hala arıyor ya. Kurban olayım. Arama dedikçe arıyor. Açsam acaba ne olur? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine her zamanki gibi tehlikeli bir videoyla karşınızdayım ve bugün size bazı şeylere açıklık getirmek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle sardırmayın abi. Sonuna kadar izleyin ki her şeyi öğrenin. Geçen haftalarda belki görmüşsünüzdür haberlerde Momo ve Mariam'ın yeniden haberleri yapıldı. Yeni tehlike Momo, Mariam gibi şeyler. Gündeme oturmaya başladı ki ben şöyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyorum size. Mariam oyununa kesinlikle bulaşmayın. Momo oyununa kesinlikle bulaşmayın. Çünkü bazılarınızın görüyorum mesajlarınızı. Instagram'dan bana mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bana Momo mesaj attı. Değişik değişik numaralardan mesaj alıyorsunuz. Ben sizin mesajlarınıza genelde bakıyorum abi. Farklı farklı yerlerden mesajlar alıyorsunuz. Kesinlikle bakın, burada tekrar size bu uyarı yapıyorum. Sadece bizi izlemekle kalın. Bizi izleyin. Bizim videolarımızla eğlenin, bu kadar. Gidip biz oynuyoruz diye Mariam oyununu oynamayın, Momo'ya bulaşmayın, farklı farklı numaralara mesaj atmayın. Eğer bu şekilde devam ederseniz başınız gerçekten belaya girebilir. Çünkü yapmayın. Haberlerde görüyoruz, bazı kişiler, hani yaşı küçük insanlar hayatını kaybetmiş. O yüzden kesinlikle bulaşmayın. Bakın çok tehlikeli şeyler bunlar. Sadece bizi izleyip eğlenin arkadaşlar. Yani bu ilk ve son açıklamam olacak bununla ilgili. Kesinlikle o oyunlara bulaşmayın. Sadece bizi izleyip eğlenin. Bugün ne yapacağız? Bugün Deli Hemşire ile mesajlaşacağız arkadaşlar. Deli Hemşire biliyorsunuz Berke'ye de bulaşmıştı. Evet, o Deli Hemşire'nin içinden geçeceğiz bugün. Deli Hemşire dün Berke ile konuşmuştu. Berke'yi aramıştı WhatsApp'tan ama Berke cevap vermemişti. Aynı şekilde biz de mesaj atacağız. Deli Hemşire bizi de tanıyor. Kim olduğumuzu biliyor. Momo'nun içinden geçtik. Mariam'ın içinden geçeceğiz. Artık Deli Hemşire sırada. Deli Hemşire'nin de içinden geçeceğiz. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden tam 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben telefonumun ekran kaydını başlattım. Evet, şu anda kayıttayız ve Deli Hemşire burada arkadaşlar. Şimdi ben ona mesaj atacağım. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse Mariam da uğraşmaya devam edeceğim. Bugün Deli Hemşire'ye mesaj atacağız. Bakalım Deli Hemşire bize nasıl cevaplar verecek. Deli Hemşire'den fotoğraf isteyeceğiz. Çünkü Berke de aynılarını yapmıştı. Biz de aynısını yapacağız. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi yan tarafta şurada bir yerde görüyorsunuz zaten ekran kaydını. Şu an Deli Hemşire'ye mesaj atalım. Hemşire, ne yapıyorsun? Orada mısın? Abi mesajı attık. Ama tek tik gitti. Galiba interneti kapalı arkadaşlar Deli Hemşire'nin. Biraz bekleyelim. Aa, iki tık gitti abi. İki tık gitti. Biraz bekleyelim. Sonra cevap verdikten sonra zaten konuşmaya başlarız ama illaki böyle biraz geç cevap veriyorlar. Arkadaşlar mesajlara geç cevap verdiği için videoyu kesip kesip koyacağım. Şu an Deli Hemşire bize yazdı ki buradayım yakışıklım yazmış. İlk defa bir karakterden, bir kötü karakterden İltifat alıyoruz abi. Buradayım yakışıklım diyor. Aynısını da Berke'ye söylemişti, hatırlıyor musunuz? Berke'ye ne demişti? Böyle canımlı cicimli falan konuşuyor Berke ile. Aynısını ona da yapmıştı. Bize de şimdi buradayım yakışıklı dedi. Hatta Kalfa Berke sesimizi duydu. Şu anda canlı yayın açtı. Şimdi biz hemşireye ne yazalım? Hastayım. Hemşire. Bana. Yok. Beni iyileştir. Hadi bakayım ne diyecek, bekleyelim. Mesaj bekliyoruz şu anda ama daha atmadı derken senin ilacın bende yakışıklı mı yazmış. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bu bize mi yazılmaya çalışıyor? Hani YouTuberlar böyle fenomenlere yavşama gibi bir şey olabilir mi? Olabilir. Arkadaşlar bunu bir yere not edin. Deli Hemşire bize sürekli iltifat ediyor. Diğerlere hep artistlik yapıyordu, bu iltifat ediyor. Demek ki bunda bir şey var abi. Senin ilacın bende yakışıklı mı yazmış, ne diyeyim? Sen Berke ile de bu şekilde konuşuyordun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çalışıyorsun yazdım bu arada. Çalışıyorsun yazayım tekrar. Bu arada tek mesajlarımızı hep görüyor. Ya ona iltifat et. İltifat et. Ya da bana. Hadi bakayım. Niye görmedin lan diğer mesajımı? Hala mesaj atmasını bekliyoruz ha. Aha. Oha! Berke'yi de seni de iyileştireceğim. Haha yazmış, kendi fotoğrafını yollamış. Abi, Berke izliyor musun bu videoyu? Berke izliyor musun bu videoyu? Kanka bu ne?
Ha bu fotoğraf bir yerden alınmış gibi ama bu fotoğraf gerçekten şey ya, deli hemşirenin fotoğrafı. Çünkü Berke'ye de aynı fotoğrafı atmıştı. Aynı kadın biziyle... Abi o değil de. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Oğlum vampir olmasan var ya çok güzel hatunsun da vampirsin ya. Senin aslında bir çay içebilirdik deli hemşire ama şu an moralimi bozdun. Berke'ye de iltifat ettin, bana da iltifat ettin. Hangimize yürüyorum belli değil ki. O zaman şöyle yapalım abi, ben... Berke'ye, bu Berke'ye gitmeden bana gelsin ilk başta. Bununla bir savaşalım değil mi? Ama savaşmayalım. Belki tanışırız. İyi bir arkadaş oluruz deli hemşireyle. Ama şimdi onun iğnesi var. İğneyi bize saplarsa çok sıkıntı abi. O iğne bize girerse beni bir daha göremeyebilirsiniz. O yüzden senin ya da yok. Seninle buluşma şansımız var mı? Hemşire. Beni İyileştirmen lazım. Bu konu başka yerlere gidiyor oğlum. Hemşireyle aşk mı yaşıyoruz biz? Ne oluyor? Şu an var ya deli hemşireden artık gelecek mesajı bekliyorum. Ne diyecek acaba? Diye. Bekle beni yakışıklım diyor. Abi inanılmazsın sen. Bekle beni yakışıklım diyor ya. Bu iyice bana sulanmaya başladı. Var ya farkındaysanız sürekli benim üzerime yürümeye başladı. Canımlı, cicimli, yakışıklımlı falan. Arkadaşlar bu gerçekten çok sıkıntı olmaya başladı. O yüzden yani başımıza bela almak istemiyorum. Berke'ye yaptığının aynısını bana da yapıyor şu an. Berke'ye yaptığının aynısını bana yapıyor abi. Berke'ye yaptığının aynısını bana yapıyor. Bak arıyor şu an. Deli hemşire beni arıyor. Abi arama ya, arama ya. Açmayacağım. Hayır ben bu zamana kadar beni arayanın hiçbirinin aramasını açmadım. Çünkü abi böyle açtığımız zaman gece 3'te bizi rahatsız ediyorlar. Başımıza bela alıyoruz. O yüzden açmak istemiyorum. Bu telefonu açtığımda benim telefon numaram falan hep kayıt olacak onlara. Her yere gidecek. Benim olduğumu anlayacaklar yani. Abi arıyor ya. Ne yapacağım? Berke. Berke yardım et. Ne yapacağız? Beni de arıyor. Abi baş, vallahi başımız belada ya. Arama oğlum, arama arama. Arama beni. Arama beni. Tamam mı? Beni arama. Bu kadar abi. Yemin ediyorum bıktım ya. Sürekli biri arıyor sürekli. Arama. Arama beni, arama abi, görmüyor musunuz? Bak hala arıyor ya. Kurban olayım, arama dedikçe arıyor. Açsam acaba ne olur, çok merak ediyorum yemin ederim. Ama kapatıyorum, kapat. Sıkıntı olacak yoksa, vallahi çok sıkıntı olacak. Ya beni aramasana. Şu an konuşmak istemiyorum. Yüz yüze konuşalım. Olur mu? Bu arada arkadaşlar şu an şeyler size gelmiyor ama ben şuradan yazıyorum şu an. Ona yazıyorum deli hemşireye. Yani ya beni aramasana, şu an konuşmak istemiyorum, yüz yüze konuşalım, olur mu yazdım, cevap bekliyorum şimdi. Berke'ye de aynı lafları söylüyor söylüyor Berke'yi de deli etmişti ki o zaman sizin evdeki parkta buluşalım kuzum yazmış. Sizin evin oradaki parkta. Arkadaşlar deli hemşireyle buluşmamı istiyor musunuz? Deli hemşireyle buluşmamı isteyenler bu videonun altına yorumlar kısmına deli gibi yazsın abi. Buluş diyenler buluş yaz. Başımız belada gibi hissediyorum. Çok sıkıntı. Aradı bizi hatta ama açmayacağım abi. Daha fazla da devam ettirmeyeceğim. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.